Merhaba değerli arkadaşlar. Hot'un teknik analizini yapacağız. Hot'un diğer kripto paralar arasındaki yeri, grafik formasyonu ve teknik indikatörlerini inceleyeceğiz. Bakalım karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak. Hot şu anda 6.8 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise çift sıfır 898 cent civarından işlem görmektedir. Rakamlar inanılmaz küçük. Holo Piyasa değeri bakımından 61. sırada yer almaktadır. Yaklaşık olarak 1.5 milyar dolarlık değeriyle, Son 24 saatlik yaptığı hacim ise 2 milyar dolar. Değerinden çok hacim yapmış son 24 saatte. Haftalık bazda yaklaşık olarak %200'lük bir getirisi var. Son 7 günün getirisi. Hacim konusunda ise Tron'u, Dogecoin'i, Chainlink'i sollamış gibi duruyor. Önemli çıkışlar bunlar. Chaz'ın enerjisi düşmeye başladıktan sonra mı Dogecoin'e yığılma oldu? Henüz bilinmez tabii ki de bu. Başlayalım grafiklere bakmaya. Günlük grafik çok sert hareketlenmelerden dolayı incelemek zor olacak. Fakat göze çarpan net bir durum var. Fiyatın çıkışıyla hacim daha orantılı. En azından çilize göre karşılaştıracak olursak. 4 saatlik grafiği açalım ve yorumlamaya başlayalım. 13 Mart saat 10'dan beri Yaklaşık olarak 2 günden beri Bayrak formasyonu oluşmuş Yukarıya kırılmış tekrar bir bayrak formasyonu oluşmuş tekrar yukarıya kırılmış Fakat bu sefer formasyon Dışı Biraz daha yukarı yönlü hareketler var Böyle bir sert hareketlenmenin desteği nasıl olur diye soracak olursak Biraz bollinger bantları biraz da Fibonacci'den destek alalım Bakalım karşımıza neler nereler çıkacak Evet Fibonacci'ye göre ilk göreceği destek noktası çift 0 812 sent. Bollinger bandıyla ortak noktası ise destek olarak çift 0 544 sent olarak gözümüze çarpıyor. Sert çıkışların illaki sert düşüşleri olur. Hacim ne kadar kuvvetli olursa olsun. Öncelikle size Doge'yi göstermiş olayım. Daha yakın zamanda yapılan hareketler zaten bunlar. Gördüğünüz gibi 4 saatlik grafik çok sert bir çıkış, dünyanın en zengin adamının desteklediği bir kripto para. Ardından sert düşüş. Fakat hacim iyi olduğundan dolayı yani hacimlenme güzel olduğu için, orantılı olduğu için bir yere kadar düşebiliyor artık ve tekrar toparlanmaya başlayabiliyor. Yani ben hot'ta da benzerini beklerim. Benzer bir sert düzeltme beklerim. Ardından tekrardan toparlanmasını da beklerim. Çünkü soni bir yükselişe benzemiyor. Sadece sert çıkış var. İndikatörlerimizi de inceleyelim. Yorum yapalım. İndikatörlerde alt sinyali hala mevcut. Ve sinyallerde bir uyuşmazlık yok. MACD biraz sat sinyali doğru kayabilir gibi. Bakalım ne yapacak göreceğiz. Şu anda al sinyalinde önemli olan zaten bu. Hareketli ortalamalarda bir problem yok. Hızlıca geçiyorum. Genel yorum yapacağım çünkü. Yaklaşık olarak 13 Mart civarları Arasay normal bandındayken şiddetli bir şekilde çıkıyor ve Arasay şişiyor. Bayrak düzeltmesi geliyor, tekrar şişiyor. Bayrak düzeltmesi geliyor, tekrar şişiyor derken şu anda fazla alım bölgesinde düzeltiyorum. Aşırı alım bölgesinde yeniden ufak düzeltmeler yapabilir önümüzdeki 4 saatler içerisinde. Momentum enerji kesmeden yükselmeye devam ediyor. Artı DI çizgisi baya yukarılarda fakat aşağı doğru bakıyor. Bu da düzeltmelerden dolayı defalarca dalgalı hareket etmiş. Şu anki yönü biraz aşağıya doğru. Fakat yeni vermesine baya zaman var gibi gözüküyor. Buradaki tek sıkıntı aşıralım bölgesine daha yeni giriş yapmış. Kar satışları tabii ki de gelebilir. Ama dediğim gibi hacim kuvvetli olduktan sonra kar satışlarından sonra toparlaması kolay olur. Pozisyonlarda al 5 Mart'tan bir var. E, parabolik sarda al sinyali 13 Mart'tan beri var. Yakın zamanlarda gelmiş. Hacimsel konuda herhangi bir problem gözükmüyor. Çakin osilatöründe bir uyuşmazlık yok. Sinyaller gayet güzel. Bence düzeltme yapması beklenilmeli. Aksi halde bekleyen siz olursunuz. Yine Dogecoin örneğini vereyim. Daha canlı yaşandığı için. Yeni yaşanan örnekler size daha iyi örnek oluyor günümüzde yaşanan olaylar. 4 saat yaştığımda örneğin Dogecoin size tavandan kilitlendiyse bu değerden bu değeri tekrar gelmesi için çanak formasyonu tamamlanması beklenecek. Yaklaşık olarak 240 çabuk diyor. Şunu güne çevirelim. Hemen güne çevirerek düzeltme yapıyorum. Yaklaşık olarak 39 gün beklemeniz gerekebilir ki hala yukarı yönlü bir hareket yok. Buradan desteği alıp çıkması bekleniyor. Yani tavandan aldığınız bir şeyi 40 gün bekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Hani düzeltmesini bakarsanız çok çok geç yapar. Aldığınız gibi %100, %200 siz de kâra geçebilirsiniz. Mümkün. Özetle düzeltme yaptıktan sonra güvenilir bir coin olduğunu düşünüyorum Potun. Potu kaçırdık diyenler için daha ucuz coinler hala var görmüş olduğunuz gibi Win var. Bit BitTorrent var. Sert çıkışını yapmış. Bir daha yapar mı? Şüpheli. Dent var. Gibi gibi. Mesela bu düzeltmesine başlamış. NPXS. Mesela HOT'ta da yapabilme ihtimali yüksek olan düzeltme buraya benziyor. Gördüğünüz gibi diyelim ki burada tavandan kilitlendi size para. Bu parayı çıkarmak için yaklaşık olarak 19 gün beklemeniz gerekecek. Dogecoin'de biraz daha fazlaydı. Burada daha kısa. Ama 19 gün aslında çok kısa bir süre değil. 19 gün içerisinde genel olarak endekste ne düzeltmeler oluyor, ne çıkışlar oluyor, ne düşüşler oluyor. Siz de yerinizde sayı olacaksınız. Belki ufak ufak düşüyor olacaksınız çanak formasyonundan dolayı. Tercihi yani size bırakıyorum. Son bir özetle. Hot daha nereye kadar çıkar bilinmez. Düzeltme yapana kadar. Düzeltme yaptıktan sonra güvenilir bir coin'dir. Tekrar toparlar. Hacimlenmesi çünkü gayet sağlıklı. O yüzden şansınızı nasıl değerlendirmek istiyorsanız öyle yapın. Hot hakkında anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Holo, Hot ve diğer kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan diğer sosyal medya hesaplarımıza da bekleriz. Her şey gönlünüz olsun. Kendinize iyi bakın.